Kadim şehir Balıkesir'e hepiniz hoş geldiniz. Tarihte yürüyen adam bu hafta Balıkesir'de. ...1915 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu harp mecmuasında işte adı geçen yollardan birindeyiz. Çanakkale cephesine askerlerimiz 3 yoldan geliyorlardı. Trenlerle belli bir yere kadar, sonra yürüyerek, gemilerle ve tamamen yürüyerek. Düşünebiliyor musunuz sevgili dostlar? Kayseri'den buraya, Konya'dan buraya, hatta Çanakkale'ye yürüye yürüye, ayakta çarık, asfalt yol yok. Şu an görmüş olduğunuz gibi düz yol yok. Sadece tarlalardan, dağların üzerinden aşağı aşağı yüzlerce kilometre aylarca yürüyerek Çanakkale cephesine gidiyorlardı. Neden? Neden bu zahmet çekiliyordu? Cevap. Ben burada bu programı anlatayım. Ağustos böceklerinin bu güzel sesinin şu bayrağın gölgesinde bunu anlatayım diye siz de orada elinizle çayla bu programı seyredin diye, torunları rahat etsin diye bu memlekette işte Balıkesir'in Altın Oluk ilçesinin Avcılar köyündeyiz. Yani o yürüyüş güzergahındayız. Birazdan o yürüyüş güzergahını sizlere o yürüyüş güzergahında yürüyerek göstereceğim. Harp mecmuası ki harp mecmuası Çanakkale Savaşı esnasında yazılan, içinde Yahya Kemallerin, Mehmet Akiflerin, Ziya Gökalplerin hatıralarının, yazılarının bulunduğu bir mecmuadır. Genelkurmay Başkanı, Osmanlı Genelkurmay Başkanlığı'nın çıkarttığı resmi bir evraktır. Buraları anlatır. Yalnızca burası değil, bunun gibi onlarca yol anlatır. Deminden beri anlatıyorum ama bir çay bahçesini gösteriyorum demeyin sakın. O yol üzerine kurulan bir çay bahçesi. Burası Osmanlı devrinde bir geçiş güzergahı. Biraz ileride şu apartmanların ilerisinde şu an cami görüyorsunuz. 2000 yılında yapılmış. Bu caminin hemen arkasında sahil var. Oraya da gideriz, orayı da görürüz. Burası bir iş hanının limana gemilerle malların aktarıldığı ya da malların indirildiği iş hanının hemen bahçesindeyiz. Şu an elimi dokunmuş olduğum bu ulu çınar ağacı tam 640 yaşında. 640 yıl evvel Osmanlı İmparatorluğu'nun henüz yeni kurulduğu yıllarda dikilen 3 çınar ağacından birini şu an görmektesiniz. Burası geçiş güzergahı. Konuyla alakalı mı değil mi bilmiyoruz ama şimdi sizi incelemek üzere bu güzergah üzerinde bulunan bir mezara götürüyoruz. Osmanlıca bir mezar taşı bulunmaktadır. Acaba orada ne yazıyor? Haydi buyurun bakalım. Çay bahçesinin hemen yanında, dükkanların arasında bir tane mezar var burada. Halk arasında yaygın inanışa göre Çanakkale'den buraya ağır yaralı gelen, buradaki geçiş güzergahındaki dinlenme bölgesinde dinlenirken ölen, şehit düşen bir gazinin, ki bir tane de şu an telefon vericilerinin orada varmış. Oraya da inşallah gideceğiz. Bir gazinin mezarının başındayız. Şimdi halk arasında Çanakkale şehidi, gazi olmuş, yaralanmış ve ardından şehit olmuş. Yani İslam'ın kutsadığı, İslam'ın mukaddes gördüğü iki duyguyu da yaşamış bir güzel insanın huzurundayız. Halk böyle söylüyor. Yazılı bir kaynak yok.
harp mecmuasında zaten böyle şeyler yoktur. Özel kişiye özel şeyler yoktur ama halk böyle söylüyor. Şimdi bazı problemler var. Yani bu söylentide, bu halkın arasında dile gelen bu söylentilerle hakikat benim gördüğüm arasında bazı problemler var. Problem bir. Birkaç tane daha yan yana insanların şehit düşmesi lazım. Burada bir mezarlık olması lazım. Bir tane var. Problem iki. Çanakkale Savaşları Rumi, yani o gün Osmanlı İmparatorluğu'nun kullandığı takvim olan Rumi takvime göre 1331 tarihinde olmuştur. Fakat bakın burada bir kitabe var. Merhum ve mağfur diye başlıyor zaten. Buradaki tarih size şöyle göstereyim. Şurası 1119. Yani 1331 yılından 1119 hemen hemen yaklaşık Çanakkale Savaşları'ndan 210 sene evvel yapılan bir mezar taşı. Fakat diyor ki buranın sakinleri, bu taş buraya sonradan eklendi. Bu taş bunun değildi. Biri geldi bunu ekledi. Eyvallah. Şimdi oldu. Zira Çanakkale'de şehit düşseydi 1331 yazacaktı. Fakat 1119 yazıyor. Ama söylenen şey sonra eklendi. Peki taşı nerede? Taşının burada olduğu söyleniyor. Bakınız. Şurada bir mezar taşı var. Tabii ki bu taş da sonradan buraya konulmuş. Bir de şurada bir mezar taşı var. Bu da sonradan konulmuş. Her ikisinin de size onu göstermek istiyorum sevgili dostlar. Bu arada ben şu an bir müzelerde sergilense bir müze malı olacak olan eskilikte bir taş aldım elime. Mezar taşının vefat tarihi burada 1192. 1196 olarak görünmektedir. 1196 da Çanakkale Savaşları'ndan 200 küsur sene evvel olduğunu gösterir. Yani şu an bulunan mezarın içinde 3 tane taş var. Üçü de ortalama Çanakkale Savaşları'ndan 200 sene önce yapılmış. Peki o halde var olan verilerle halk arasındaki yaygın söylentiler çelişmektedir. Birbirini doğrulamamaktadır. Peki o halde doğrusu ne? Doğrusu Allahu Alem. Tescilli olarak 3 tane asırlık çınar ağacının var olduğunu söyledik, birini gösterdik. Peki diğeri nerede? İşte diğeri bu muhteşem ağaç. İçi oyulmuş, içine başka işler yapılmış ama hala canlı ve hala bizi gölgesinde güneşten korumaktadır. Üçüncü ağaç bugün çok farklı bir misyon üstlenmiş durumda. Çok farklı bir özelliğe sahip. Çok hoşuma gitti benim. Size de göstermek istiyorum. Buyurun gelin. İşte 3. asırlık çınar ağacı ve abi içini karpuzla doldurmuş. Çok güzel bir görüntü değil mi? İçinde karpuz olan, karpuzlara yuvalık yapan asırlık bir çınar ağacı. Bu ağaçlar vakti zamanında 1915 yılında bu ülkeyi kurtarmak için evlerinden çıkıp aylarca yürüyüp şehadet makamına ulaşmak için her şeyinden geçen atalarımıza yerlik yurtluk yaptılar. Tarih dün değil, tarih bugün de yaşamaktadır. Şimdi buyurun sizi Osmanlı devrinde liman görevi gören, limandan içeriye mal bırakan veya buradaki malları alıp Ege yoluyla adalara, Ege adalarına götüren, tabii şu an yok, o bölgenin bugünkü halini görelim mi? Buyurun lütfen.
Bakanlık tarafından tescilli olan ağacı gördükten sonra size tarihin başka bir şahidini göstermek istiyorum. İşte bunlardır bizi biz yapan unsurlar. Nedir onlar? Mehmet Zeki Çebeci sağ olsun bir kuyunun üzerine bir hayrat yapmış. Biz Müslümanlar hiçbir karşılık beklemeksizin sadece insanlar yararlansın diye, Müslümanlar değil, insanlar yararlansın diye hayır ve hasenat işine girerler. Bu da onlardan biri. Yaptıran sağ olsun var olsun. Burada bir kuyu varmış. Tarihi kadim bir kuyu. Bu çeşmede bu kuyunun üzerine yapıldı. Peki bu kuyuyu bize, bu programa muhatap eden şey ne? Sevgili dostlar sıkı durun. Burada yapılan çalışmalarda, bu çeşme yapılmadan evvel bu kuyuda yapılan çalışmalarda askerlere ait mataralar, kasaturalar ve silah parçaları çıkmış. Hangi amaçla kuyulara atmışlar belli değil. Ama tek bilinen şey burada kasaturaların, silahların, bıçakların, mataraların varlığı bizi, bu toprakların ne kadar değerli olduğunu ve bu toprakların ne pahasına alındığını göstermektedir. Şimdi sizi başka bir mezarla, şehit mezarlığı olarak halk arasında isimlendirilmiş, namlandırılmış başka bir mezara götürmek istiyorum. Burası bir KTM, yani kabul toplanma merkezi askeri anlamda. Çanakkale'ye Anadolu'dan giden askerlerin sevkiyat noktası. Neresi mi? Bakın her biri 100 yıllık, 150 yıllık, 200 yıllık zeytinlere bakın, yemyeşiller, daha henüz olmamışlar. İşte bu zeytin ağaçlarının arasından böyle daha açık bir yoldan gideceğiz. Daha güzel bir yoldan. Sizi o yolu göstermek istiyorum ama bakarsanız bu vatanın kurtuluşunda Çanakkale diye bir ön söz, bir manifesto varsa işte bu yol üzerinden, bu topraklarda, bu tarlada ayağındaki çarıkla toprak kümelerine basa basa Çanakkale'ye giden askerlerimizin, yiğitlerimizin, delikanlılarımızın, adamlarımızın emeği vardır. Şimdi sıkı durun ve ben buradan yürürken lütfen sizler o adamın ruhuna bir dua okuyun. Balıkesir Havran'dan Çanakkale'ye yürüye yürüye giden bir yiğit var. Savaşın gidişatını değiştirdi. 276 kiloluk benim boyumda, 1.73 benim boyum, 1.72 boyunda bir top mermisini kaldırarak savaşın bir insan da bu yoldan yürümüş. Kim o? Seyit Onbaşı. Avcılar Köyü'ndeki yolculuğumuza tarihin izlerini bu tarihi geçiş güzergahında aramaya devam ederken köyün bir yerlerinde başka bir mezara, halk arasında bir şehitlik denilen, şehitlik midir denil mi değil midir hiçbir kaynak yok. Sadece halk arasındaki söylentilerle görmüş olduğumuz bir takım somut verileri karşılaştırdığımızda ortaya çıkan ihtimalleri düşünüyor ve onları dillendiriyoruz. Şimdi burası da bu asırlık ağacın, bu muhteşem ağacın ki görüntüsü harika. Bu ağacın hemen altında bir mezarlık bulunmaktadır. Latinize edilmiş harflerle şöyle yazılmıştır. Allah baki, Müslüman kardeş, bu mezarda ve bu civarda yatanların ruhuna Fatiha demiş. Şimdi bu civarda başka mezar yok. Demek ki bu kitap, bu latinize edilmiş kitabe yazıldığında burada mezarlıklar vardı. Şimdi ben 360 derece dönüyorum. Bana bunun dışında bir tane daha mezar gösterene aşk olsun diyorum. Diyor ki bu burada ve bu civarda. Bakın şimdi dönüyor muyuz? Burada
burada bakın herhangi bir şey talan edilmiş olabilir. Şu an basmış olduğumuz yolun, üzerinde demek ki mezar varmış. Bu o yüzden yazılmış. İki tane özellikli kitabe ve taş bulunmakta. Şimdi bir, derler ki burası Çanakkale geçiş güzergahında bir yer ve Çanakkale geçiş güzergahında tıpkı az evvel olduğu gibi bir gazi, ağır yaralanmış bir gazi Çanakkale cephesinden dönerken burada şehit düşer ve bu ağacın hemen altına defnederler. Burada bir Çanakkale gazisi ve sonra şehidi bulunmaktadır. Bir tane de burada mezar taşı vardır. Mezar taşında der ki merhum Hafız Mustafa, Hacı Mustafa ruhuna Fatiha, tarih, şurada da tarih yazıyor, tarih 1126. Şimdi 1126, 1710'lara denk gelir. Yani Çanakkale savaşlarından 200 yıl evveline denk gelir. Burada yatan insan Çanakkale savaşından 200 sene evvel meftun olduğu, 200 yıl evvel Allah'ına ulaştığı buradan belli. Mezar taşından çok özel bir şey göstermek istiyorum. Şimdi burası bir köy. Burası askerlerin toplanma merkezi. Bakın şurası da şu arabaların geçtiği caddede Balıkesir'i Çanakkale'ye ve İstanbul'a ve diğer taraflara bağlayan askerlerin yürüyüş yolu, şimdi bildiğiniz karayolu. Burası bir köy. Burası geçiş güzergahı. Olmaz. Köyde de olmaz, geçiş güzergahında da olmaz. Medeniyetlerin merkezinde olur. Eğer bir yerde bir külliye varsa, Süleymaniye gibi, Selimiye gibi, Sultanahmet gibi ya da bir şehir meydanı varsa, insanlar yaşıyorsa orada olur. Demek ki sevgili dostlar, burası Orhan Gazi'den, Murat Hüdavendigâr'dan itibaren İslamlaşmaya başlayan ve Fatih Sultan Mehmet devrinde zaten Çanakkale fethedildi. O devirler, yani erken Osmanlı devrinde burası bir medeniyet merkezi olsa gerek ki burada bir mezarlığın içinde, burası bir mezarlıktır, bir taş var. Bu taş bize neler anlatıyor, neler? Bu taş ne biliyor musunuz? Osmanlı devrinde medeniyetlerin merkezine konulan sadaka taşı ve bu sadaka taşı burada tatil sitelerinin arasında kaybolmuş, sizleri bekliyor. Sevgili dostlar, üçüncü halk arasında şehit olarak bilinen ama Allahu alem ne olduğunu bilmiyoruz. Üçüncü mezar da burada. Bu kadar tesadüf ya da tevafuk yan yana gelemez. Mutlaka ki bir doğruluk payı vardır. Bakın, Balıkesir ve Anadolu'dan Çanakkale cephesine giden tarihi yol işte bu yol. Seyit Onbaşı'nın da yürüdüğü yol böyle bir yol ama asfalt değil tabi. Yani buralar muhtemelen zeytinlikti ve zeytinlik, çünkü bu yolun sağı zeytinlik, solu zeytinlik. Ortasında asfalt geçiyor. Demek ki bu da zeytinlikti ve zeytin ağaçlarının arasından Seyit Onbaşı da geçti. Ne gibi biliyor musunuz dostlar? Bakın işte bunlar gibi. Burası da bir zeytinlik ve zeytinler de burada durmaktadır. Ve altta bir şehit mezarı olduğunu düşündüğümüz ama bir mezar taşı bile olmayan bir mezar bulunmaktadır. Allah mekanlarını cennet etsin. Şehittir, gazidir, daha sonra fark etmez. Bu vatan topraklarında, zeytin ağaçlarının gölgesinde Allah bize de bir mezar nasip etsin. Yeter ki bu toprakların üzerinde olsun. Biz bu tatil beldesi, şimdi akla Balıkesir, Altınoluk, Akçay, buralar dendiğinde akla tatil gelir, tatil beldesi gelir.
Fakat biz buraya şehit mezarları çekmeye geldik. Zira televizyon kanalımızın yani Ülke TV'nin genel yayın yönetmeni Hasan Öztürk burayı bizden daha önce keşfetmiş. Dedi ki bize, çocuklar oraya gidin. Çanakkale Balıkesir asker sevkiyat yolu üzerinde 600 yıldan fazla yaşı olan çınar ağaçları var ve ağaçların gölgelerinde mezarlar var, şehitler var. Gidin orayı bir inceleyin dedi. Biz de sağ olsun müdürümüz Hasan Öztürk'ün bize gösterdiği yol üzerinde geldik, baktık. Gerçekten de mezarlar var. Şimdi bunlar neyi bekliyor biliyor musunuz? Sizi bekliyor. Dedenin, dedemizin huzurunda olmak, onunla aynı havayı aradaki 100 yıl farka rağmen birlikte koklamak ne büyük mutluluk. Seyit dedem, mekanın cennet, komşunun Resulullah olsun. Sevgili tarih sevdalıları, tarihi bir hayat tarzı haline getiren dostlar, Balıkesir Havran'dayız. Güzel bir insanın doğduğu topraklardayız. Dışarıya çıktığımızda aldığımız koku, çektiğimiz koku tam 100 yıl evvel bu topraklarda yaşayan güzel bir adamın da çektiği kokunun ta kendisidir. Seyit Onbaşı. 1305 tarihinde Rumi, 1889 miladi tarihte Balıkesir'in Havran ilinin, Havran ilçesinin Çamlık mevkiinde, Çamlık köyünde doğmuş. Seyit Onbaşı'nın köyündeyiz. Onun yaşadığı köydeyiz. Birazdan köyü de gezeriz ve hangi köyde yaşadığını hep birlikte görürüz. Aralık 1939 tarihine kadar, yani vefat ettiği tarihe kadar yaşadığı köy, askerliğin dışında hiç çıkmadığı köy işte burasıdır. Burası Havran Belediye Başkanlığı'nın ve Havran Kaymakamlığı'nın yapmış olduğu mütevazi de olsa, kendi çapında da olsa bir müze ve bu müzenin adı Seyit Onbaşı Müzesi. Yolunuz bir gün Balıkesir'e düşerse mutlaka ama mutlaka Havran'a gelin ve Havran'da Seyit Onbaşı'nın türbesini, birazdan yapacağımız gibi Seyit Onbaşı'nın türbesini, Seyit Onbaşı adına açılan bu müzeyi beraber görün. Şimdi dostlar, şu fotoğrafı, yani şöyle yaparsam herhalde parlamaz, şu fotoğrafı herkes biliyor. Bu fotoğrafın tarihi Harp Mecmuası 1331, yani 1915 demektir. İkinci sayı diyor. Bu 276 kiloluk top mermisini kaldırdıktan sonra İstanbul'da namı yürür. İstanbullu gazeteciler giderler Çanakkale'ye, derler ki bu nasıl bir adammış ki 1.72 boyunda 276 kilo ağırlığında bir top mermisini kaldıracak. Giderler Çanakkale'ye, Seyit Onbaşı'yı görürler. Seyit Onbaşı iri yarı da olsa sıradan bir adamdır. Derler ki bir daha kaldır bakayım, o top mermisini bir daha bulamazlar. Tahtadan, ahşaptan bir mermiyi verirler, kaldırır ve o kaldırırken fotoğrafını çekerler. Bu fotoğrafın, bu hikayenin tamamını herkes biliyor. Asıl bilinmeyen ve bilinmeye muhtaç olan kısmını söyleyeyim mi? Seyit Onbaşı'ya o top mermisini kaldırırken ona yardımcı olan, top mermisinin altından tutup mermiyi Seyit Onbaşı'nın sırtına veren bir adam vardır. Niğdeli Ali'dir. O pek bilinmez. O nerede? İşte Harp Mecmuası'ndaki bu fotoğrafta Seyit Onbaşı'nın arkasındaki adam
hiç bilinmese de en az Seyit Onbaşı kadar kahramandır ve Niğdeli Ali Onbaşı'dır. Şu fotoğrafını sanırım herkes bilir. Bu bir fotoğraftır ve şapkayı şöyle yandan kulağını kapatacak biçimde takar. Yani şapka takar ama yandan takar. Düzgün takmaz. Sebebini söyleyeyim mi? Hatta sebebini göstereyim mi? Önce fotoğrafa bakalım. Fotoğraf yandan kulağını kapatmış. Şimdi tarih kitaplarına yansımayan bir özelliği söyleyeceğim, bir bilgiyi vermek istiyorum. Çünkü sevgili dostlar, burada Mehmet abi ile beraber şöyle geçersek, neden o fotoğrafta şapkayı yan takmış görürüz? Çünkü sol kulağı Çanakkale'de yemiş olduğu bir mermiden dolayı yarısı kesiktir. Mermi kulağını kopartmıştır. İşte merminin koparttığı o eksiği göstermemek için şapka takmıştır bu güzel insan. Seyit Onbaşı ile alakalı program çeken televizyon kanalları, gazeteler ya da onunla alakalı bir yerde konuşma yapan konuşmacılar onun hakkında bir bilgi verirken Balıkesir Edremitli Seyit Onbaşı derler. Bunun bütün kökeni şöyle gelirsek göreceğiz. Askerlikte askerliğe başvururken yani Osmanlı kayıtlarında künye kayıt belgesi verilir. Bu künye kayıt belgesinin bugünkü karşılığıdır. Ya bugünkü latinize edilmiş harfleridir. Askerlik şubesi Edremit. Defterin adı İhtiyat. Defter no, sayfa no vesaire. Adı Seyit. Baba adı Abdurrahman. Lakabı Çopuroğullarından. Şimdi önemli olan şey bu. İli Balıkesir, ilçesi Edremit, köyü Manastır. Az evvel ben Çamlık köyü dedim. Burada Manastır diyor. Sevgili dostlar, o gün köyün adı Manastır'mış, bugün köyün adı Çamlık. 1 Aralık 1939 tarihinde bizim koca Seyit dedemiz Osmanlı kaynaklarına göre Manastır, Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarına göre Çamlık köyünde doğmuş ve ölmüştür. Peki Edremitli midir, Havranlı mıdır? En önemli problem işte budur. Havranlıdır. Peki Osmanlı kayıtlarında bile bugün bazı televizyon kanallarında ben bile görüyorum Edremitli Seyit Onbaşı yazıyor. Dostlar, Havran'da askerlik şubesi yok. Havran'daki gençler Havran'dan kalkıp Edremit'e yan tarafa geçiyorlar. Edremit askerlik şubesinden belgelerini alıp askere gidiyorlar. Bu yüzden Seyit Onbaşı da Havran'dan kalkmış, Edremit'e gitmiş, Edremit askerlik şubesinde künye kayıt defterinde belgesini almış, oradan Çanakkale'ye geçmiş. Yani Seyit Onbaşı Havranlıdır ama künye belgesini Edremit'ten almıştır. Tıpkı 2018'de Balıkesir Havran'da doğup büyüyen çocukların, gençlerin yapmış olduğu gibi. Hangi yoldan gittiler, hangi yoldan Çanakkale'ye vardılar onu birazdan göreceğiz. Fakat şimdi sizi bu müzede Çanakkale Gelibolu Kaymakamlığı ile Havran Kaymakamlığı'nın arasındaki ortak protokol anlaşmasıyla Balıkesir Havran Seyit Onbaşı Türbesi'ne vakfedilen, emanet edilen, demirbaş edilen orijinal Çanakkale materyalleriyle baş başa bırakıyorum. Şimdi ekrandan görün. En kısa zamanda çıplak gözle kendiniz görün. Şimdi burada pek çok tablo, resim var. Fakat
çok mühim, böyle vay be dedirten ve insanın tüylerini diken diken eden bir özellik, bir detay var. Bu detay nedir? Şu an biz Balıkesir'deyiz. Balıkesir'de Balıkesirlilerin kahramanlıklarını söylemeden olmaz. Balıkesir çok önemli bir yerdir. Çok kahramanların yaşadığı bir yerdir. Bakın bu orijinal bir metnin bugün resmedilmiş halidir. Şu Balıkesir Lisesi'nde 1914-1915 eğitim öğretim yılında okuyan öğrencilerin isimleri, dersleri ve notları. 1914'te ve 15'te bu kadar öğrenci son sınıfta okumuş. Savaş çıktı. Bütün herkes, tıpkı Kastamonu'da olduğu gibi Yozgat'ta, Niğde'de, Adıyaman'da, Ağrı'da, Van'da, Trabzon'da, her yerde olduğu gibi akın akın insanlar orduya yazıldı, asker ocağına gittiler. Öğrenciler de öyle. Hatırlayın, Kastamonu'da Abdurrahman Paşa Lisesi'nde öğrenciler tahtaya, "Hocam bizi yok yazmayın, Çanakkale'ye gidiyoruz" diye bir yazı yazmışlar. Bu nasıl güzel bir duygu. Onun aynısı işte burada. 1914-15'te bu kadar öğrenci varken, savaş çıktıktan sonra 1915 yılında bir tek öğrenci mezun olmuş. Onun da şuradaki mülahazat kısmında, bunun orijinal metninin fotokopisi bende var, rahat okunuyor. Burada pek okunmuyor. Bir bacağı diğerinden kısa olduğu için askerlik ocağı almamış, askerlik yapmaya müsait değildir diye not düşmüşler ve işte bu bir tane mezun olarak okulunu bitirmiş. 1914-15 ve 1915. 14-15 tane öğrenci varken bir tane öğrenciye düşmüş tek bir lise. Sevgili dostlar, o topraklar, adımınızı attığınız her karış toprağın kanla, canla ve şehitle sulanan topraklardır. Dostlar, bu bölgeye neden Çamlık bölgesi, bu köye neden Çamlık köyü dendiği sanırım bu, şu an şu görmüş olduğumuz manzarada çok net anlaşılır. Bizim şu an görmüş olduğumuz manzara Seyit Onbaşı'nın doğduğu, nefesi Seyit Onbaşı'nın çektiği yerdir. Şu rüzgar, şu bayrak gökyüzünde dalgalansın diye insanlar akın akın cepheye yazıldılar. Yaşları tutsun ya da tutmasın, yürüye yürüye sipere, cepheye gittiler. Yürüye yürüye diyorum ya, Mehmet abi şu görüntüyü gösterir misin? Sevgili dostlar, yürüye yürüyeden kastım bu yol değil. Yürüye yürüye gittiler dedim ya, yürüye yürüyeden kastım işte budur. Böylemesine yürüdüler. Bu nasıl bir vatan aşkı? İnsanları dere, ova, bayır hiç düşündürtmeden yollara vurduruyorlar. Bir ay, iki ay, üç ay hiç durmaksızın yol yürüyorlar. Benim dedem Samsunlu. Benim dedem Samsun, Bafra'da doğup büyümüş. Peki nerede şehit olmuş? Allahu Ekber dağlarında. Erzurum nere? Allahu Ekber dağları nere? Samsun nere? Vatansa söz konusu yürüye yürüye gidilir ve benim dedem de Samsun'dan Allahu Ekber dağlarına kadar, Erzurum'a kadar, Kars'a kadar, Sarıkamış'a kadar yürüye yürüye giden bir, Allah'ın izniyle inşallah, şehittir. Burası sağ olsunlar Seyit Onbaşı'nın adına yapılmış güzel bir abide. Şimdi size ben Seyit Onbaşı'nın mezarının başında bir şey anlatmak istiyorum. Ya da durun, öyle yürüyerek gidelim ve ben size anlatayım. Seyit Onbaşı 1889 tarihinde Sultan Abdülhamit Han devrinde bir köy çocuğu olarak işte bu topraklarda büyüdü. Yani bir köy çocuğu. Yani okuma yazması yok. İlk okula bile gitmemiş. Babasıyla beraber, babasının adı Abdurrahman, annesinin adı Emine. İşte Abdurrahman'la Emine'nin çocuğu olarak buralarda yaşamış. Dağlarda odun kesmiş,
Buranın burada dağlarda odun keserek yaşıyorlar. Zaten Seyit Onbaşı Cumhuriyet'ten sonra da dikkat Atatürk'ten, Mustafa Kemal Atatürk'ten, Cumhurbaşkanı'ndan izinli bir biçimde kaymakam müdahale ediyormuş. Bazen kaçak ağaçlar kesildiği için ağaç kesimine müsaade etmiyormuş. Bizzat ismi özel Atatürk demiş ki Seyit ağaç kesip satabilir. Kaymakamlar her kimse zorluk çıkartmasın diye bir belge göndermiş ve Seyit Onbaşı'ya izin vermiş. İşte bu şeydir, ahde vefadır. Yani bu güzel bir duygudur. Atatürk Seyit Onbaşı'yı, yani tırnak içinde cephe arkadaşını, cephede siperde birlikte savaştığı arkadaşını korumuş, kollamış. Okul hayatı yok. Dağlarda yaşıyor, buralarda yaşıyor. Vatan tehlikeye girdiği öğrenildiğinde her şeyi bırakıyor. Buradan yürüyerek 15-20 günde Çanakkale'ye gidiyor. Çanakkale'ye geçerken Altınoluk'tan geçmişler. Altınoluk Avcılar Köyü, Avcılar Bölgesi diye bir yer var. Orada KTM, Kabul Toplanma Merkezi, Askeriye Birliği var. Oraya o yoldan gitmişler. Bütün bunları niye anlattım biliyor musunuz? Okuma yazma bilmeyen bir insan bu vatan uğrunda ömrünün en güzel yılını savaştan savaşa geçirerek, çoluğunu, çocuğunu, anasını, babasını görmeden cepheden cepheye, mermi ile karşı karşıya 9 sene geçirirken benim oyum dağdaki çobanla bir mi diyen sözüm ona bazı aydınlar bu gerçeği anlamadılar. Bu konudaki son sözümü söyleyeyim mi? Mesele okul değil. Hala anlamadın mı? Dünyaya fermanlar okuyan gencecik bir köylü Aslan Yürek, Seyit Onbaşı'nın memleketi Balıkesir'deyiz. Tarih demek bundan 50 sene, 100 sene evvel yapılan, kitaplara girmiş, düşman kuvvetleriyle yapılan savaşların anlatıldığı bir bilgi birikimi değildir. Tarih demek içimizdeki bizim gibi görülen, bizim gibi yaşayan ama göbekten dışarıya bağlı bir takım terörist unsurların yapmış olduğu 15 Temmuz memleketi bölmek çalışmasının var olduğu her yeri anlatmak da bir tarihtir. Şu an biz Balıkesir 6 Eylül Belediyesi'nin yapmış olduğu Balıkesir 15 Temmuz Meydanı'ndayız. Bu çalışma 6 Eylül Belediyesi'ne ait bir çalışmadır. Sevgili dostlar, Seyit Onbaşı'nın torunu, Seyit Onbaşı'nın torunlarının memleketi olan Balıkesir 15 Temmuz'da memleketin her tarafında olduğu gibi bu ülkenin insanlarının reis dediği adamın, Cumhurbaşkanımız, o günkü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir tek talimatıyla milyonlar, ben dahil milyonlar sokaklara döküldüler. Meydanları, havalimanlarını doldurdular. İşte o gün 15 Temmuz imtihan günü, varlık yokluk muhasebesinin yapılıp insanların gönülden memlekete bağlı olanların abdestlerini alıp kundaktaki çocuklarını, bebeklerini öpüp herkesle helalleşip bir savaşa gidercesine Seyit Onbaşı'nın evden çıktığı psikolojiyle sokağa çıkanların yapmış olduğu o kahramanlıkta Balıkesir'de 6 Eylül Belediyesi mensupları da ve 6 Eylül sakinleri de bu imtihanı başardılar. İşte bu yüzden 15 tane bayrağın sembolize edildiği 15 Temmuz ve en yukarıda ise Allah kıyamete kadar, Allah kıyamet gününe kadar var etsin ve dileklerdeki, gönderdeki yerini her daim alsın şanlı bayrağımız bulunmaktadır. O bayrak, şu bayrak, üzerinde Allah'ın ve Muhammed'in yazılı olduğu bayraktır. Kufi yazıya göre hilal, yani hilal Allah demektir.
5 köşeli yıldız Muhammed demektir ve benim şanlı bayrağımın üzerinde Allah ile Muhammed yazmaktadır. Allah bu bayrağı üzerinde Allah'ın, üzerinde Hazreti Peygamber'in isimlerinin olduğu ve şehidimin kanı ile sulanmış, o rengini almış o bayrağı Allah kıyamete kadar var etsin. Bizi de gölgesinde doğurdu, gölgesinde can vermeyi nasip etsin. Şimdi sevgili dostlar, Balıkesir'in 6 Eylül Belediyesi'nin bu meydanı bize kazandıran güzel yürekli bir başkanı var. Ben şahsen çok severim. Yani abi kardeş mesabesinde olduğumuz güzel bir insandır. 6 Eylül Belediye Başkanımız Hasan Avcı, abimle yani hem başkanımdır hem abimdir. Abimle birlikteyiz. Başkanım, burayı ne güzel yapmışsınız. Estağfurullah. Öncelikle teşekkür ederiz. Eyvallah. Sizi burada ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Büyükşehir Belediye'mizle beraber bir koordine içerisinde 15 Temmuz anıtımıza, 15 Temmuz ve Şehit Ömer Halis Demir anıtımıza bir düzenleme yaptık. Son haline gelmiş oldu. Burada hem farklı programları icra edebilmek, hem vatandaşlarımızı zaman zaman ağırlayabilmek için düzenleme yapmış olduk. Çok da güzel bir son haline kavuşmuş oldu. Sadece Gaziosmanpaşa mahallemiz oluyor burası. Sadece mahallemizin değil, sadece Altıevli ilçemizin değil, gerçekten Balıkesir'e değer katan çok güzel bir proje oldu. 15 Temmuz anıtımızı Büyükşehir Belediye Başkanımız, 6 Eylül Belediye'mizin kurucu belediye başkanı Zekai Kafaoğlu başkanımız döneminde menfur 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra kısa süre içerisinde yapılmış. Türkiye'de de gerçekten güzel ödüller almış. Evet. Önemli bir anıt. Ne var içinde, bizi gezdirir misiniz? Tabii. Buyurun. Hay buyurun hay. Lütfen. Anıtımızda gördüğünüz gibi 15 tane küçük bayrağımız ve arkasında büyük bayrağımız var. 15 bayrak, 15 Temmuz anıtının, 15 Temmuz'un önemini ifade eden 15 bayrağımız olmuş oluyor. Arkasındaki büyük bayrağımız da Türkiye'yi temsil ederek 16 tane kurulmuş olan, yine aynı şekilde devletimizi ifade etmiş oluyor bayraklarımız. Yine içeride 24 saat 7 gün sürekli sela sesi. Şu an duyduğumuz ses, evet, sürekli var. Sürekli var. Bakın, dışarıda durursanız ses çok fazla gelmiyor. İçeri, evet, girdiğiniz zaman bu ses geliyor. Dolayısıyla insanların rahatsız etmeden sakin bir şekilde dinleyebilecekleri, evet, güzel bir huzur bulabilecekleri bir ortam olmuş oldu. Yine Ömer Halis Demir ki... Başta Ömer Halis Demir. Evet, gerçekten 15 Temmuz hain darbe girişiminin gerçekten gidişatını değiştirmiş. Evet. Bu millet için, bu vatan için kendini seve seve feda etmiş. Hani şair diyor ya Akif... İşte Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu heda bir baksana dağlar, taşlar. O ruhu olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor diyor ya. İşte o hilal uğruna kendisini feda eden, kendisini vatanı milleti için feda eden büyük insan. Evet. Gerçekten bu memleketin gururu. Ömer Halis Demir, onun fotoğrafını ortaya koyduk. Yine bizim 6 Eylül ilçemizde Ovabayındır mahallemizde ikamet eden Turgut Solak kardeşimiz ve Balıkesir'imizin Edremit bölgesinden Mustafa Serin kardeşlerimizin fotoğraflarını ortaya koyduk. Diğer bütün 249 şehidimizi de yanlara mermer levhaya kazınmış şekilde isimleri burada inşallah bulunuyor ve onları hep söylüyoruz, 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız diyoruz. Evet. Unutturmamak adına elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Bu 15 Temmuz ve Ömer Halis Demir anıtı da bu konuda yapılmış gerçekten güzel anıtlardan birisi. Çok güzel. Yine anıtımızın önünde yıldızı var. Bu yıldızın içerisinde de Ömer Halis Demir'in vücuduna bakınız 30 tane kurşun. Bu ne hırs kardeşim? 30 kurşun. 30 kurşun yani... Bir kurşun, iki kurşun, üç kurşun, beş kurşun hemenle karşıdaki rakibini alt etmek için atılabilir ama evet, 30 kurşun atılmış. Biz de bu yıldızın içerisine o 30 kurşunu ifade eden 30 tane yıldız koyduk ki Ömer Halis Demir'imizi hiçbir zaman unutmayalım. Çünkü Çanakkale'de bu milletin evlatları 250 bine yakın şehit vererek Çanakkale geçilmez dedirttirdi. Bu milletin
artık Anadolu'da biz buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz mesajını alemi cihana vermiş oldu. Evet. Biz Türkiye'de mazlumların umudu, ümmeti Muhammed'in halifesi ve İslam'ın sancaktarlığını yapmaya devam edeceğiz. Elhamdülillah. Demiş oldu, Allah'a hamdolsun. İşte 15 Temmuz'da da Ömer Halis Demir'le beraber o Cumhurbaşkanımızın o gün gece milleti, halkı ben meydanlara davet ediyorum. Havaalanlarına davet ediyorum çağrısıyla, evet, beraber. Liderinin talimatıyla onun peşinden yürüyen milyonlarla Allah'a hamdolsun 15 Temmuz'da 350 yıllık darbeler tarihini, evet, tersine çevirmiş olduk. İnşallah bundan sonra da bir daha Hazreti Allah bize 15 Temmuz'lar yaşatmasın diyorum. İnşallah. Tam 99 sene evvel Erzurum Kongresi'nden bile daha evvel Türkiye'de Milli Mücadele adına ilk kongre burada yapıldı. Evet. Balıkesir Kongresi. Evet. Ve tam 99 yıl evvel bütün dünyaya Balıkesir'den gür bir ses yükseldi. Vatan bir bütündür, bölünemez. Sanırım 15 Temmuz burada şehitlerin isimlerinin altında yazan şehirler Ankara, Rize, Kırıkkale, Kırklareli, buradan gördüğümü direkt söylüyorum. Artvin, Van, Yozgat ve bir sürü şehir bu 99 yıl sonra Balıkesir bu bayraklarla birlikte diyor ki vatan bir bütündür, bölünemez. Aynen öyle. İnşallah insanoğlu var olduğu müddetçe, insanoğlu yaşadığı müddetçe, evet, Hazreti Allah bu topraklardan bizi çıkarılmasına müsaade etmeyecek. Bu, evet, millet bu mücadeleyi verdiği müddetçe, bu millet gözünü açtığı müddetçe ve bu millet İslam'ın sancaktarlığını yaptığı müddetçe inşallah bizim bileğimizi hiçbir kimse bükemeyecek. Biz i̇nşallah, de buna inanıyoruz. İnşallah. Sayın Başkanım, siz 6 Eylül'ün belediye başkanısınız ama benim abimsiniz. Allah sizi doğru olan bütün yollarda önünüzü açsın. Amin. Size yol olsun, ışık olsun, rehber olsun. Allah sizin bu millete yapmış olduğunuz hizmetleri devam ettirsin inşallah. Amin inşallah. Çok teşekkür ederim. Efendim, Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. İnşallah Mevlam hepimizin yaptığı işleri rıza ilahiye uygun inşallah. Amin. Yapmayı nasip etsin. Allah hocam, razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun başkanım. Eyvallah. Sağ olun.